Hiç gitmemişim gibi değil mi? Sen onu gel bir de bana sor baba. Senin yokluğun en büyük yoksullukmuş. Kaldım. Dedin ya. Ben ömrü hayatımda bu kadar korkmadım Mahir. Evlat acısıyla sınanmak dar ağacından cehennemmiş. Şimdi bir yere gitmem. Seni de hiçbir yere göndermem Nazif Kara. Hoş geldin. Hoş geldin. Hadi gelin. Oturalım. Ya bakalım. Bir gecelik safamız var. Ayın yıldızın altındayım. Canlarımın yanındayım. Benden bahtiyarı yok. Hadi tadını çıkaralım Mahir. Dur diyorsun baba. Çocuklar hadi meyveleri getirin. Bir çay da istersin değil mi baba? İstemem mi kızım? İgnur. Hadi çayın yanına hamur da kızartın kızım. Hadi. Ben de yardım edeyim onlara. Ama evde daha şüreler vardı, onları da getirmiş miyim? Hay sen aklınla bin yaşanır diye. Ben maşallah. Dalyan mı çıkarttırdın ona? Evet. Torunun hastaymış. Git gör gel dedi. Her şeyi de o tertip etti. Başta biraz direndim ama... sonunda Nazif'im düşünce aklıma dayanamadım. Yani biliyorum şimdi sen hata yaptın diyeceksin ama... Estağfurullah. Ama gelmeden evvel sorsaydın hayır derdim elbet. Ama şimdi buradasın ya. Güneş doğmasın. Hep gece olsun da sen gitme istiyor insan baba. Gidecek misin dedi.
Bu gece seninle koyun koyuna yatmadan, o gıdının kokusuna doymadan şuradan şuraya gitme. Dayıcığım, dedem bir çayını içseydi sonra bakardık. Bunu annemle ben yaptım. Sihirli takvim bu. Geriye doğru koparıyoruz. Şu kadar gün geçecek, dayım seni eve getirecek. Yalnız seninle bir anlaşma yapmamız gerek efendi. Ne dedem? Deden dönene kadar acele etmeyeceksin. Bensiz büyüme. Bana da bırak çocukluğunu. Hı? Beyler, çayımız demlendi. Hamurlar kızardı. Hadi sizi bekliyoruz. Hadi baba. Açın polis. Açın. Baba. Dedemi ne olacaklar anne? Şşş. Dede deme sakın. Tamam mı? Saklayacağız dedeni. Anladın mı beni? Aç kapıyı polis. Aç kapıyı. Kaçtım anlaşılmamalı oğlum. Biliyorum baba. Ben oyalarım onları. Nerede olduğunuzu biliyoruz. Açın. Yoksa kapıyı kırıp da gireceğiz. Açın polis. Hayırdır komiserim? Nazif Kara burada mı? Anlamadım. Nazif Kara burada mı? Benim babam hapishanede komiserim. Yanlış yerde arıyorsunuz. İhbar aldık, firar etmiş. Mümkün değil. Öyle bir şey olsa önce bizi arar. Burada yok diyorsunuz yani. Evet yok. O zaman korkacak bir şeyiniz de yok. Çekilin, arayacağız. Ya bu şekilde evime giremezsiniz. Siz bu emri kimden aldıysanız siz gidin, o gelsin. Bak sinirleniyorum kardeşim. Çekil, seni de babanın yanına götürürüm. Durun, izin vermiyorum. Bu şekilde giremezsiniz, izin vermiyorum. Böyle giremezsiniz oraya. Oğlum, tamam baba. Arayın. Aileniz yok mu? Yapmayın Allah aşkına, kocam burada değil. Gidin evimizden, gidin. Kara dayıma biz sizi ineceğiz. Şşş. Yatak odam orası benim. Cesedimi çiğner, öyle girersiniz içeri. Çekil kenara bacım, yorma beni. Dokunma lan kardeşime. Tamam. Polis al, polisini gel. Dağ gibi adam çekmeceye mi girecek? Burada da kimse yok komiserim. Toplanın, gidiyoruz.
Şayet ihbar doğruysa, kocanızı sakladıysanız sizin de başınız belaya girer. Biz namuslu insanlarız. Yanlış kapıyı çaldınız. Beceremiyorum. Anneciğim, hadi annem iç şunu. Perişan oldum bak. Sana da bir şey olacak diye korkuyorum. İç anneciğim. Dayın geldi mi? Getirdi mi dedemi? Of Allah'ım of. Ne olur gör bizi. Halimize acı. Nazif Kara firar mı etti? Yok. Ezberden konuşma. Git bir bak bakalım firari mi değil mi? Söyle.
Oturmaz mısın? İyi böyle. Özlemiş misin? Anlamadım. Evini, aileni. Onlar da mutlu olmuşlardır seni gördüklerine. Evine gitmedin mi yoksa? Hı? Seni gitti ihtiyar çapkın seni. Gece neredeydin Nazif Kara? Dışarı mı çıktın? Olur mu öyle şey? Han kapısı mı burası? Soruma soruyla karşılık verme. Gece neredeydin? Konuşmaya başlasan çok iyi edersin. Şimdi burada karşınızda olduğuma göre demek ki hep buradaydım. Böyle küçük işlerle uğraşacağınızda Süleyman Yılmaz'ın gerçek katilini bulun. Adaleti yerine getirin. Kardeşim, ambulans falan ha? Ne yapacağım varsa geri çekin. Ne demek ne yapacağım? İçeride yakınım var. Nizamiye kapısını açalım. Savcı çıkıyor. Senin mahkum, ağır ceza koğuşunda mı kalıyordu? Evet. Boş yere bekleme sabaha kadar. Ağır cezacıları görüş yasağı var. Abla, bak Mahir gelirse, bir şeye ihtiyaç olursa, gece saat kaç olursa olsun mutlaka bana haber ver. Hemen koşar gelirim, tamam mı? Sağ ol Ayda. Sağ ol. Ve sen içeri geç, hava soğuk. Ben Ayten'i bırakırım. Bir anneme bakayım ben de. Tamam. Hadi. Bülent abi. Hı. Benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi babam eve geldi ya. Hı. Polisler bunu öğrenirse bizi de içeri alırlar mı? Vallahi alırlar Ayten. İnşallah sağ salim gider de hiçbir şey olmaz. Bak bir şey öğrenirsen bana da söyleyeceksin, söz mü? Tamam. Yanlış anlama. Benim lafım sana değil abi. Sadece ben bu ailede unutuluyorum ara sıra. Her şeyden en son benim haberim oluyor. Tamam tamam, hava soğuk, gir içeri. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Herkesi gönderdim Necdet. Erken kapattık dedim. Önce bir ayar oldular ama sıkıntı yok. Çocukları gönderdin mi? Hepsini gönderdim. İyi hadi, sen de gizlisi var. Emin misin lan? Hadi İbo.
Yarın görüşürüz kan kardeşim benim. Yarın görüşürüz. Abi. Ben de seni bekliyordum abi. Yakaladınız mı kibar Nazif'i? Silahını ver Necdet. Hayırdır abi? Tutuklayacak mısın beni? Ne oluyor abi? Necdet, silahını ver derhal. Sen benimle alay mı ediyorsun? Acıdı mı? Acır. Kurşun kemikleri deldi geçti çünkü. Düşün, bir de bu kurşun buradan geçerse ne olur Necdet? Abi yapma! Abi yapma! Abi yapma abi! Tam buradan Necdet. Abi! Şakam yok. Anladın sen beni. Bir dahaki sefer sözünü tutacaksın. Bir daha hata istemiyorum. Ne dersem onu yapacaksın! Ben bir şey yapmadım ki abi. Dalyan uyanmış, o indirdi! Tebrikler Necdet, şahanesin. Seçtiğin adamlar şahane. Gerçi ben bile seni seçtiğime göre. Benden haber bekle. Kıpırdama kan kaybedersin. Yazıyor, yazıyor. İşçi treninin 610 kişiyle Almanya'ya hareket ettiğini yazıyor. Yazıyor, yazıyor. İşçi treninin bugün Almanya'ya hareket ettiğini yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Teşekkür ederim. Kerime, bu akşam partide her şey fevkalade olmalı. Geçen sene kızımın yanında yoktum. Bu sene her şey şahane olsun istiyorum. Mehmet Sayın Bey'im, siz ağzınızdan bir şey kaçırmazsanız her şey muhteşem olacak. Bak Kerime, ben kızımdan bir şey saklamaya hiç alışık değilim. Ha, bir dakika. Bak bakalım, sence bunu beğenir mi? Bir tek Sophie Loren'de varmış, bir de Feridem'de olacak. Nasıl, beğendin mi? Sizi bu konuda kim yönlendiriyorsa çok zevkli biri. Fevkalade yerinde seçimler yapıyor. Kendim seçtim. Hem bu nereden çıktı şimdi? Günaydın. Günaydın, günaydın hayatım. Sen uyandın gün ışıdı. Güzel yüzlüm. Babam benim. Keşke sen de biraz daha kalsan gitmesen. Sen buradayken sabahlar daha neşeli oluyor. Hemen çay koyalım Feride Hanım'a. Çıkmam gerek anneciğim. Feride'ciğim böyle olmuyor ama. Adliyeden önce gitmem gereken bir yer var babacığım. Eğer kalırsam gecikirim. Zaten hiçbir şey yemiyorsun Feride. Azıcık bir lokma ye bari. Adliyede atıştırırım anne, merak etme. Hadi afiyet olsun size. Peki. Aa, akşam ailece yemek yiyeceğiz, unutma. Tamam, unutmam. Hadi görüşürüz. Songül. Canım. Okula gidecek misin bugün?
Gözlerim kan çanağına dönmüş. Gitme bugün okula. Bir gün gitmesen dünya batmaz. Sağ ol abla. Nitrol yapacak halim yok. Hala pişmanım. Babamı bırakmayacaktık. Dün gece buradaydı. Evimizdeydi. Bak kokusu hala üstümde. Kaçıp gitseydik buralardan. Yeni bir yerde yeni bir aile olurduk. Ne güzel olurdu. Babamı bilmiyor musun? Bilmez miyim? Sen yat Tina. Ben anneme söylerim. Maksatları beni ortadan kaldırmakmış. Hemen bir dilekçe yazıp seni başka bir hapishaneye sevk ettirmek lazım. Lüzum yok Erdal. Abim, burada can güvenliğin yok, olmaz. Ben hemen... Faruk öldü zaten, tehlike yok. Uyun Faruk, yarın başkası. Bunun bir sonu yok ki. Var ya da yok, yaşayıp göreceğiz işte. Niye inat ediyorsun, anlayamıyorum ki. Yazarım bir dilekçe. Mahir duyar o zaman. Duyacak zaten. Kapıda bekliyor. Görüş yasağını öğrenince beni yolladı. Duymayacak. Bak evlat. Sana anlattıklarımın hiçbirini oğluma anlatmayacaksın. Saklayacaksın. Tamam mı? Aksi halde ne ben ne sen. Feriş dahi gelse zapt edemeyiz Mahir'i. Faruk değil de beni öldürmeye niyetlendiklerini öğrenirse Mahir... Ortalığı yangın yerine çevirir, kendini de yakar. Sakın, sakın. Günaydın balım. Ne oldu lan? Düştüm. O nasıl düşüş lan? Sen çıktıktan sonra içtim biraz burada. Merdivenlerden inerken yere ayağımın altından kaydı sanki. Az kalsın çanağı kırıyordum. Ha. Ha. Necdet. Merdivenden değil, uçurumdan düşmüşsün. Ne oldu? Ağzının ayarına bu. Merdiven dediysem... Merdiven. Geçmiş olsun. Geçti. Nasıl? Belli olmuş mu gece yokluğu? Ne dedi? Baba iyi, merak etme aslanım. Hiçbir sıkıntı yok.
Çokça da selamları var. E neyin nesiymiş o zaman bu görüş yasa? Niyeymiş? Faruk'u indirmişler. Neden? Böyle adamların birbirleri kesmeleri için neden ihtiyaçları var mı? Bir an baktım, voltamı kestin artık neyse ne. Bu olayın babamla bir alakası yok değil mi? Yok, yok, yok be aslanım. Ya bir senin baban var sanki Koç abi, sen de Mahir. Hem öldüren de yakalanmış zaten. Savcı Turgut o yüzden gece buradaydı desene. Muhakkak. Belki de adama haksızlık ediyorsundur. Neden? Hakikaten kaçakçılar araştırıyor olabilir. Bütün o bir işler çeviriyormuş gibi tavrı, gizemli mizacı bu yüzden olabilir pekala. İstediğimi bulabildiniz mi? Evet, dosyada vardı, buldum. Hatırımda kaldığı gibi Beyazıt'taymış. Tamam. Hemen bir kağıda yazıp getirebilir misiniz? Vakit kaybetmeden gitmek istiyorum. Derhal hakim hanım. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın Turgut abi. Haberin var mı bilmiyorum ama hapishane iyice karışmış. Deli Faruk'u öldürmüşler. Neden? Araştırılıyor. Neden öldürüldüğünü bulursanız lütfen bana da iletin. Peki. Neden merakını bu kadar cezbetti Feriteciğim? Geçen gün bir kabadayı daha öldürülmedim Turgut abi. Evet. Namı diğer Şiş Kazım. Evet. Bir şey mi düşündün yoksa bir şey mi yakaladın? Paylaş benimle. Hadi sen bir şey buldun, anlat anlat. Bugün hava ne kadar güzel değil mi Turgut abi? Gir. İstediğiniz adres hakim hanım. Teşekkür ederim. Ben odama çıkıyorum. Duruşmada görüşürüz. Başka bir şey var mıydı? Salih Bey odama gelsin. Henüz Salih Bey gelmediler. Peki, teşekkür ederim. Ağır içinde biten gonca güle minnet eylemem. İçim yandı abi, ben sen sandım. Kuşu da ayağa kaldırdım. Sonra bir açıp baktım ki... Yani bitim kadar sevmem Faruk'u da. Ne bileyim abi, gene de yazık oldu. Olmaz mı? Bir can. Biz sevmesek de bir seveni vardı muhakkak. Bir anası, bir atası. El yüreğinde geride kalanları. Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabır versin. Öyle. Sen o sırada neredeydin abi? İnce hesap yapıp kumpas kurmak ne zamandan beri racondan oldu? Nerede bilek, nerede yiğitlik? Yakıştı mı Dalyan?
Yakışmasa da bana bu saatten sonra komaz ki varım. Düşmanımın silahları mert değil ki ben de mertçe vuruşabileyim. Bana yalan söyledin. Torunun hasta dedin, dışarı çıkardın. Öbür türlü sen de mani olacaktın. Adam da seni öldürecekti. Ben de göz yumacaktım, öyle mi? Ben icabına bakardım. Buyurken mi? Yine de böyle olmaması gerekiyordu. Ölmesi mi gerekiyordu illa? Tam da böyle olması gerekiyordu. Fargıtik kazdı kuyuya, kendi düştü. Seni yatağında öldürmek isteyeni ben öldürürüm. Hem de o yatakta. Bu ize iyi bak ki var. Bu benim mührümdür, andımdır. Bana artık can borcun kalmadı Dalyan. Mezara dahi o boşta gireceğim. Ben seni azat ettim. Hakkımı helal ettim, sen de et. Kardeş kardeşi ne zamandır azat eder oldu? Kim o? Benim anneciğim. Gel kızım. Nasılsınız anneciğim? Nasıl olalım kızım? Bildiğin gibi işte. Bütün gece gözüme uyku girmedi anne. Rüyamda babamla Mahir'le uğraştım durdum. Yine tepe taklak olduk. İyi oldu tabii babamın gelmesi de. Üf, bilemedim yani iyi mi oldu kötü mü oldu. Sen galiba Mahir'i sormaya geldin kızım. Gece geldi, sabah da babasına gitti. Aman iyi değil mi yani ikisi de? Evet evet, iyi şükür. Çok şükür. Allah dualarımı kabul etti. Anne ben çok korktum Mahir'i de hapse alırlarsa diye. Aa. Yalçın abi, bıraktılar mı Halil'i? İknur, Nazif, Halil geldi. Hadi gelin, oynasınlar. Nasılsın oğlum? İyiyim, sağ ol. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Halil! İyileştin mi? Hı hı. Oğlum, bak, doktor amcanın dediklerini unutma, olur mu? Yorulmak, koşmak yok. Ben de yorgunum zaten. Biz de koşmayız. Hanıma yemek hazırlayalım mı? Tamam. Hadi. Hoş geldin Yalçın. Hoş bulduk yenge. Geçmiş olsun. Sağ ol. Songül nasıl İlknur abla? Çok iyi değil Ayten. Yukarıda yatıyor. Tamam, ben çıkıp bir ona bakayım. Görüşürüz Yalçın abi. Görüşürüz Ayten. Yalçın'ım. Kardeşim hoş geldin. Ne yaptın? Hastaneden çıkardılar işte. Yapılacak pek bir şey kalmamış. Kalbi delik ya. Bir tek Almanya'da ameliyat olursa kurtulurmuş. Acil para lazım yani. Ben aileme gideceğim. Oradan konsolosluğa. Zekiye de ailesine gidecek. Halil, bu gece sizde kalsa olur. Tabii, ne demek. Başımızın üstünde yeri var Yalçın. Sağ olun. Bülent, bu arada hemen olmaz biliyorum ama dükkanı satılığa çıkardım. Değerim... Tamam. Bulacağız bir yolunu. Bir çay içelim mi? İçelim. Yenge, senden Allah razı olsun. Elimizden bir şey gelmiyor ki Yalçın. Yine de sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Dükkan satılacak, o paralar bulunacak. Nasıl kurtulacak bu çocuk? Nerede kaldı bu kız? Dersi kaçıracak. Abi ilk zil de çaldı. Gelmeyecek demek. Hasta mı acaba? Hayır, telefonu adresi de yok ki arayıp sorsam. İçeri girip müdürden isteyelim. Polisiz sonuçta. Verin dedik mi seceresine kadar alırız. Yok. Olmaz. Sıkıntı olur şimdi duyarsa.
Hem evini aramak da yakışık almaz. Hoşlanmayabilir. Sebep? Aile kızı oğlum o. İyi aile kızı. Hadi bas kısa bas. Affedersiniz. İyi günler. İyi günler. Kostas Kundura varmış burada. He, Mayer'in dükkanı sorusuz. Azile de sağda. Tamam, teşekkür ederim. Abilerim, ablalarım. Sizin anlayacağınız Halil'in bu ameliyatı olması şart. El kadar çocuk. Ne varmış ki kalbinde? Kalbi delikmiş. Ya ameliyat olmazsa? Ölürmüş o zaman. Tövbe de ağzından yel alsın. O nasıl laf öyle? Vah vah, çok üzüldüm. Nasıl olur böyle bir şey? Üzülmekle olmuyor. Hadi bakalım. Herkes nesi varsa verecek. Pamuk eller cebe. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu hey? Gönderdiğim ayakkabılar ayağına oldu mu, mendili eline? Mendili verdim geline. Karar kına yollamış. İyi günler. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne arzu etmiştiniz? Mahir Kara ile görüşecektim. Mahir abim yok. Siz kimsiniz? Neden görmek istiyorsunuz ustam? Feride Şahdoğlu ben. Babasının davasına bakan hakimim. Kendisiyle görüşmem icap eder. Öyle mi? Buyurun buyurun. Oturun. Ben bir şey söyleyeyim. Hemen haber vereyim kendisine. Hemen. Mahir, babanın işkence gördüğüne dair yazı. Dosyaya konması için vereceğim bugün. Sonrasında anneni ya duruşmaya çağırırlar ya da öncesinde ifade vermeye. Turgut mu alacak ifadesini? Tabii. Buyurun. Erdal abi, hakim hanım geldi. Ustamı görmek istiyor. Mayrap'ı yuttuk. Hakim hanım sizin dükkandaymış. Azmi mi? Hı hı. Azmi. Oğlum, ustam karşıya mal almaya gitti de. Akşam ancak döner de. Ne yap et yolla. Hadi aslanım. Tamam ustam. Tamam. Abi eyvallah. Sağ ol. Ya bey derse? Ne yapacaksın Mahir? Bahar'cığım. Feride'ye bakmıştım. Çıktı. Öğleden sonra gelir. Tamam. Akşama bekliyorum. Niye bekliyorsunuz Kerime Hanım? Feride'ye tertip edilen doğum günü partisine. Benim haberim yok ki Kerime Hanımcığım. Aa, olur mu öyle şey? Turgut Bey atladı herhalde. Neyse. Hepiniz tüm kalem olarak davetlisiniz. Tabii ki gelirim. Ama bak sürpriz. Feride'nin haberi yok. Anlaştık. Turgut Bey odasında mı? Evet, odasında. Tamam cicim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Buyurun Çetin Bey. Konuşmamız elzem. İşte o şeyler gelmedi kulağıma. Ben çiftlikteyim. Öğleden sonra da beyefendi gelecek. O gelmeden önce görüşmemiz lazım. Sorularını cevapsız bırakmak istemiyorum. Anladım. Biraz sonra çıkarım. Turgut'cum, müsait misin? Oo, sizin gibi bir hanımefendiye müsait olmamak ne mümkün, ne mümkün. Buyurun lütfen, buyurun. Feride'ye uğradım ama çıkmış. Hiç sormayın. Şu sıralar çok meşgul, bildiğiniz gibi değil. Ay Turgut'cum, çok heyecanlıyım bu geceki sürpriz parti için. Şaheser bir fikirdi. Teşekkür ederiz sana tekrar. Rica ederim. Feride anlamadı değil mi? Yok canım. Feride'ye ailecek yemeğe gideceğimizi söyledim. Hiçbir şeyden haberi yok.
Ama şimdi Bahar'ı gördüm. Partiye davetli değilmiş. Ben Feride istemez diye kimseyi çağırmadım. Hem burada kimseyle samimi değil. İş arkadaşlarıyla rahat edemez diye düşündüm. Feride kırılır buna. Bütün günü burada geçiyor. En yakın olduklarını. Yani en azından kalemindekileri çağıralım. Vallahi gönül koyar sonra. Hayır yani üniversiteden arkadaşları bile geliyor. Haksız mıyım? Düşüncesizliğim olarak addedin derhal. Mamafi parti bu gece. Çok geç oldu ama ben davet ederim. Olsun olsun sen söyle. Gelip gelmemek onlara kalsın. Hay hay. Kimin çağrılması gerek? Kimin çağrılmaması? Ben hallederim. Sen ne aldın Feride'ye? Özel bir şey mi? Çok özel.